Selamünaleyküm sevgili öğrencilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Sınavlarınız başlamak üzere. Belki bazılarınızın başlamıştır, bilmiyorum. Bizimkiler yarına başlar. Evet, bu arada Ramazan ayı var. Oruç tutuyorsunuz. Allah oruçlarınızı kabul etsin. Bugün ne yapıyoruz? 11. sınıf mesleki Arapça dersi. İkinci dönem birinci yazılı örnek sınav sorularını çözüyoruz. Birlikte çözeceğiz inşallah. Soruları çözerken anlamadığınız bir yer olursa, takıldığınız bir şey olursa yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Mümkün olduğunca okumaya çalışıyorum. Cevap vermeye çalışıyorum. Bunun yanı sıra görüş, öneri, eleştiri, tabii saygı çerçevesinde olursa bunları da yazabilirsiniz. Bunları da mümkün olduğunca okumaya ve cevaplamaya çalışıyorum. Hemen sınav sorularını çözmeye başlayalım. Evet, birinci sorumuzdan başlıyoruz. Mevkif, önce soruya bakalım. İfadesinin Türkçe karşılığını yazınız demiş. Mevkif, mevkif normalde durak, durulan yer. Ama burada farklı bir anlama geliyor. Gene benzer bir anlamda ama. Evet, mevkifün nas, insanların durağı yani durduğu yer. Minel iman. İmandan. Yani kelime anlamı böyle ama iman bakımından insanların durduğu yer. Yani şunu kastediyor. Mümin mi? İman aslında müşrik mi? Münafık mı? İşte kafir mi? Ya bunları kastediyor. Müminin durumu, imani bakımından durumunu anlatıyor. Ne deriz? İnsanların iman bakımından durumları diyebiliriz. 2. Karışık olarak verilen kelimelerden anlamlı bir cümle yapınız. Evet, böyle cümlelerde eğer şahıs zamiri varsa o genelde başa geliyor. Sonrasında fiil yani yüklem geliyor. Eğer şahıs zamiri yoksa direkt fiil geliyor genelde. Evet, bakıyoruz fiil arıyoruz. Nezele. Nezele indi. Ne indi? El Kur'anül Kerim. Kur'an-ı Kerim indi. İşte fiil, fail ortaya çıktı. İndi. Kime indi? Alen Nebiyye. Nebiyye yani peygambere Kur'an-ı Kerim indi. Bir tedrici. Tedrici olarak yani bir anda birden bir bütün olarak inmedi. Yavaş yavaş indi anlamda tedrici olarak ne diyebiliriz? Kur'an-ı Kerim Nebiye peygambere tedrici olarak indi diyebiliriz. 3. İnkarul yevmil ahir ifadesinin anlamını yazınız. İnkarın Türkçe'de de kullanıyoruz. İnkar etmek, bir şeyin olmadığını söylemek. El yevmül ahir, bu da ahiret günü demek. İnkarul yevmil ahir de ahiret gününü inkar etme şeklinde cevaba yazabiliriz. 4. Es-sücudu linnâr. Tanımlamasının Türkçe anlamını soruyor. Es-sücud, secde etmek, eğilmek. Linnâri. Li burada harfi cer. Ennâr. Nâr ne? Ateş. Evet, ateşe secde etmek veya da ateşe tapmak diyebiliriz. 5. Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığını yazınız. El-mü'minûne, müminler. Yefrahûne, sevinirler. Bi, bu da harfi cer, yani ile anlam katıyor. Bi, nüzulil Kur'an. Kur'an'ın inişi ile müminler sevinirler. Evet, cevabımızı bu şekilde yazabiliriz. 6. Tefsirul ayati. Tefsir,
Tefsir etmek, yani açıklamak, ayrıntılı bir şekilde açıklamak, biraz daha detaylı bir şekilde açıklamak. El-ayet, ayetler. Ayetlerin tefsiri. Başka ne diyebiliriz? Tefsirlerin ayrıntılı bir şekilde açıklanması şeklinde de cevap yazabiliriz alta. Yedinci sorumuz. Altı çizili kelimenin cümleye kattığı anlamı yazınız. Evet, nezele indi. El-Kur'an. Kur'an-ı Kerim indi. Müferragan. Müferragan parça parça, yani bir bütün olarak değil, parça parça. Az önce tedricen demiştik. İşte bazı yerler merhale, merahil, yani merhaleler şeklinde. Yani Kur'an-ı Kerim bir anda bütün olarak Peygamberimize indirilmedi. Parça parça, yavaş yavaş, tedrici bir şekilde indirildi. Evet, parça parça indi. Tesbiten, tesbiten sabitlemek üzere, li için kalbin nebi, nebinin, peygamberin kalbini ve kulübül müminin, müminlerin kalplerini, yani nebinin, peygamberin ve müminlerin kalplerini sabitlemek üzere parça parça indi Kur'an-ı Kerim. Bu şekilde cevap yazabilirsiniz. Sekizinci sorumuz. Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığını yazınız. El müşrikûne, müşrikler, yani Allah'a şirk koşanlar, yec'alûne, kılarlar. Bu kılmak derken bu namaz kılmak vesaire değil. Hani bir şeyi yapmak, yerine getirmek gibi. Yec'alûne, kılarlar. Meallahi, Allah ile bir şey ihdas ediyorlar. İlahen, bir ilah, ehar, başka. Yani Allah'la beraber başka ilah, ilahın var olduğunu düşünüyorlar. İlah kılıyorlar. Yec'alüne, bu anlama geliyor. Ne diyebiliriz? Toplu bir anlam verirsek, müşrikler Allah'la beraber başka ilahın var olduğunu düşünüyorlar veya da kılıyorlar. Başka bir ilah kılıyorlar şeklinde cevap yazabilirsiniz buraya. Evet, dokuzuncu sorumuz. İfadesinin Türkçe karşılığı medhal. Medhal, giriş ile ulumil Kur'anil Kerim. Kur'an-ı Kerim ilimlerine giriş. Evet, cevabımız bu şekilde. 10. ve son sorumuz. Aşağıda Arapçası verilen kelimelerin Türkçe karşılıklarını yazınız. Hatem, hatem, son. Hatemül Enbiya değil mi? Peygamberlerin, nebilerin sonuncusu. Peygamber Efendimiz için kullanılıyor. Evet, cedid, yeni. Huffaz, hafızlar. Merahil, aşamalar. Evet, değerli öğrencilerim, videomuzun sonuna geldik. Bir başka videoda buluşmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sınavlarınızda da başarılar diliyorum.